Akseve ekranlarından spor aksiyon programından hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. İlk programımızda büyük bir heyecanla burada 3 kişiyiz. Kim bu 3 kişi? Hemen tanıtalım. Ben Murat Güleç ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Samsun temsilcisi Sayın Avni Demir ve Haber Gazetesi spor yazarı sevgili arkadaşım Muhammed Çavuşoğlu. PTT birincilik dosyasını konuşacağız. Samsun sporumuzu konuşacağız. İlk yarının sonlarına doğru puan cetvelini değerlendireceğiz. Ben açılış konuşmasını fazla uzun tutmadan hemen sağ tarafıma dönmek istiyorum. Evet, Avni Demir ve Muhammed Çavuşoğlu, ilk programımızda önce bir merhaba ile başlayalım. Onun Merhaba, ardından hayırlı olsun. programımıza devam edeceğiz. Hayırlı Söylemek olsun. istediğiniz bir şeyler var mı Avni Hocam? Öncelikle tabii 2 sezondur Haber Radyo'da bu programı sürdürüyorduk Evet. ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Her pazartesi günü saat 18'de. Hı. Buna ilaveten her salı günü bundan böyle AksTV'de aksiyon programı, spor aksiyonda Evet. birlikte olacağız. Samspor'u, daha doğrusu Samsun ve Spor'u görüşeceğiz, tartışacağız. İyi ve kötü günümüzü bir yerde değerlendireceğiz. Eksiklerimizi anlatmaya çalışacağız. Hı. Yapılması gerekenleri dile getireceğiz. Kısacası spor konuşacağız. Evet, sadece Samsun Spor'a bağlı değil, bütün PTT Gayet birincilik tabii. panoramasını masaya yatıracağız. Mutlaka. Evet, hemen Muhammed Çavuşoğlu'na da döneyim. Sayın Demir söyledi zaten. Biz mesleğimizin gereği olan olumsuz yönlerini, Samsun Spor'un ve diğer ligdeki bütün takımların olumsuz yönlerini, eleştirileri tabii ki yapacağız ama bu yapıcı eleştiriler olacak her zaman. Hı. Seviyeli, güzel bir program olmasını temenni ediyorum hepimizin adına. Evet. Samsun adına, tüm Türkiye adına ve dünyada bizi izleyen herkes adına güzel bir program izlettirmek istiyoruz. Evet, şimdi isterseniz yavaş yavaş konularımıza geçelim. Konularımız aslında bu haftayı değerlendirirken maalesef ki bir önceki haftadan almamız gerekiyor. Çünkü 3-0'lık bir ilk yarı sonucunun ardından 5-4'lük bir mağlubiyet Mersin İdman-Yurdu mücadelesi. Çok da fazla oraya takılmak istemiyoruz. Ancak hani yönetim kanadından ve teknik direktör Hüseyin Kalpar ve futbolcular tarafından biz önümüzdeki hafta Orduspor mücadelesinde taraftarımıza kendimizi affettireceğiz. Olması gereken mücadeleyi sahaya yansıtıp ve güzel bir sonuçla sahadan ayrılacağız derken ve şehri bütünüyle bir ümit havasına sokarken 1-0'lık bir Orduspor mağlubiyeti. Maalesef ki kaldı ki ilk yarının ortalarında gelen bir gol ama bir türlü telafisi olamamış bir gol ve 1-0'lık mağlubiyet. Aynı hocam sizden başlayalım. 5-4'e fazla takılmak istemiyoruz ama işte dediğimiz gibi bir hafta önceden almak zorunda oluyoruz. Gayet tabii ki almak zorundayız. Çünkü gerçekten ender bir maçla karşı karşıyaydık Evet. Mersin maçı. Tabii bir sonraki hafta oynadığımız Ordu Spor da aynı şekilde ilginç bir durumda. Daha doğrusu tek golle lider olmasına rağmen Balıkesir Spor'a kendi sahasında yenilmişti. Yani her iki takım da yaralıydı. Bu iki yaralı takım Samsun'da bir araya geldi. Evet. Öyle bir günde geldi ki müthiş kötü bir hava vardı. Yağmur altında oynandı. Ve tabii bu yağmur altında oynanan maçın galibi de 23. dakikada konuk takımına attığı gol. Durum haliyle konuk takıma 3 puan kazandırır bir Evet. neticeyle son buldu. Tabii Samsunspor telafi edeceği maçı maalesef ikinci bir yara aldı. Almaması gereken bir yaraydı bu. Tabii Samspor'un aslında bu maçta %100 kazanırız gibi bir düşünce içerisinde olduğunu ben hiç sanmıyorum. Üzülerek de belirtiyorum ki sezon başından bu yana Samspor arzulanan oyunu oynamaktan hep uzak kaldı. Evet. Yani teknik direktör Hüseyin Kalpar her şeyden önce Samspor'u baştan bu yana ki iki takım kurabilecek kadar futbolcuya sahip Samspor. Geçen sezon derleme toparlama zar zor bir takım oluşturmuştu Samspor ama bundan sonraki transferlerle birlikte bugün öyle sanıyorum ki iki takım oluşturabilecek futbolcuya sahip. Yani şunu mu Bu söylemek iki istiyorsunuz? takımdan Geçen yıl evet. hatta radyo programında da konuşuyorduk. Bazı şeylerin sebebini anlayabiliyorduk, kavrayabiliyorduk. Gayet Çünkü tabii. son anda oluşturulmuş bir Samsunspor vardı karşımızda ve berabere de kalsa, yenilse de sonuçta o sahadaki ambiyansı, deplasmanda ya da iç sahadaki ambiyansı çok iyi hatırlıyorum. Taraftarların verdiği Evet. desteği hatırlıyorum. Çünkü ortadaydı. Yani zor bir
süreçten geçmişti. Ancak bu sene biraz daha şanslıydı ve buna nazaran bu kötü gidişat o yüzden pek kabul de görmüyor herhalde. Mazereti pek... Geçen yılı anlıyoruz. Yani elde imkansızlıklar vardı. Hakikaten toparlama bir takımda. Geçen Hı-hı. sezonu bitirdik biz. Evet. Yani gerçi devre arası bir iki takviye yapılmıştı ama bu yeterli de değil. Geçen sezon sadece iki futbolcuyla sezona başladı Samsun evet. Spor. Yani yoktu. Yani Süper Lig'den kalmak. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen sezon küme düştü ama takımını, daha doğrusu kadrosunu korudu. Samsun'u hiç koruyamamıştı. Düştüğü gibi bütün futbolcuları gitti. Evet. Yepyeni bir takım oluşturdu. O nedenle bir takım aksaklıklar veyahut beklenilen başarının elde edilememesinin bir nedeni vardı diyorduk. Ve kabulleniyorduk onu. Bu sezon yani o durumdan çıktık. Artık Samsun'un rahatlıkla teknik direktör iyi bir takım oluşturabilecek imkanlara sahip. Yani bu takım içerisinde diyelim ki 30 futbolcum var. Ne kadar Muhammed gayet iyi bilir. Şu anda sanıyorum 30'un üzerinde futbolcumuz var bizim herhalde. Yok, 25 gençler de var. Bazen gençler yani de katılıyor. Bu durumda Hüseyin Kalpar birinci maçta olmadı. Mutlaka bir değişiklik yapması gerekiyordu. Takımı oluşturabilme adına. Yapamadı. İkinci maç, üçüncü maç derken 15. maça geldi. Maalesef Samspor adına, daha doğrusu oyun adına bir gelişme göremedik. Olmadı. Bir türlü olmuyor nedense. Evet. O zaman bir yerde birileri suçlu bu işte. Kim bu suçlu? Evet, az sonra direktör mü yoksa futbolcular mı? Kulüp başkanımız Sayın Emin Kara ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız da içeride bağlantıyı hazırlamaya çalışıyorlar. Ama isterseniz biz bir dile getirelim de. Evet, bizim görüşümüze karşı en azından söyleyebilecek bir şeyler bulsun. Ben tahmin edebiliyorum evet. sizin şu andaki evet. hissiyatınızı. Muhammed, sen de istersen bu konuyla alakalı söylemek istediklerin varsa aktaralım. Tabii Mersin İdman Yurdu yenilgisi gerçekten çok üzücü ve şok yenilgi. Yani bu bir tramvaya yol açabilecek bir mağlubiyet. 3-0 ilk yarıda öndesiniz. 4-2'lik skor avantajını da yakalıyorsunuz. 5'e 6'ya gitmek isterken bir anda 5-4 mağlup oluyorsunuz. Bu çok yani hem teknik heyet hem yönetim hem taraftar hem futbolcu kadrosu açısından çok olumsuz bir durum. Ancak Samsunspor hafta içerisinde bu tramvayı atlatabilir miydi? Atlatabilirdi ama bunda başarılı olamadı. Çünkü Orduspor karşısında sahada oynanan futbol ortadaydı. Bunu hep birlikte gördük. Ben ondan daha ziyade Samsunspor'un oyun taktiği açısından Orduspor karşısında Orduspor'u çözebilecek bir hazırlık içerisinde olmadığını gördüm. Yani elinizde Adilovic gibi çok hava toplarında başarılı bir santraforunuz evet. var. Ama 90 dakikaya bakıyorsunuz. Kenardan sadece bir orta geldi. Beslenmiyor. Evet, kenardan sadece bir orta geldi. O da ikinci yarının hemen başında. Maalesef çok üzücü bir durum. Samsunspor gibi ofansif yönü çok kuvvetli olan bir takım açısından bu çok üzücü bir durum. Hüseyin Kalpar hocamız da buna maç içerisinde gerekli önlemleri almadığını gördüm. Öyle düşünüyorum. Sadece Adilovic konusunda değil, orta sahada da ben Adnan Güngör'ün oyundan çıkmasını kesinlikle yadırgadım. Böyle evet. Musa Aydın da katabiliriz. Çünkü orta yapabilen bir oyuncuydu Musa Aydın ve dikine kaleye çok rahat bir şekilde inebilen, adam eksiltebilen bir oyuncuydu Musa Aydın. Adnan Güngör de o ağır sahada mücadelesiyle takımı ayakta tutabilecek bir kapasitede bir oyuncuydu. Hadi onları da bir kenara koyabiliriz. Takım içinde ağabeylik yapacak bir oyuncu. Yani Orduspor maçında Samsunspor'un sahadan en azından bir puanla ayrılamamasının nedenini, kanatları çok iyi kullanamamasını ve oyuncu değişikliklerine bağlıyorum ben. Bir de Orduspor özellikle ikinci yarıda kalabalık savunma oluştururken, kontra atak taktiğine dönerken Samsunspor hala göbekten Orduspor'u gol arama yollarına gitti. Kesinlikle kanat organizasyonlarına geçmedi. Bu da tabii Samsunspor'un gol yollarında gol bulamamasına nedendi. Evet, bugün Haber Gazetesi'nde hazırladığın haberlerden bir tanesi Emin Kara'yı görüyorum. Kötü sonuçların ardından bazı tedbirler alacaklarını belirten Samsunspor Başkanı Emin Kar, galibiyete primin olduğu yerde mağlubiyete de ceza olacaktır diyor ki katılıyorum burada sonuna kadar. Yönetim olarak teknik heyetle yapacağımız toplantı sonrasında buna karar vereceğiz. Ayrıca teknik direktör konusunda şu an bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyoruz derken yani acaba ilk yarı öncesinde mi düşünmüyoruz yoksa biz bunu devre arasında mı ya da acaba bazı haberlerin onu tabii ki zaman gösterecek. Takım psikolojisinin Samsunspor'un ilk yarıdaki kalan 3 maçını
kazanamayacağını hiç kimse söyleyemez. Tabii kazanabilecek kalitede bir kadrosu mu var Samsun'un? Evet var. Samsunspor ligin ilk yarısında kalan 3 maçını Karşıyaka, Manisa Spor ve Kahramanmaraş Spor'u yenebilecek kapasitede bir takım. Ben öyle görüyorum. Ve keza şu anda hedef 30 puan denilmişti ilk yarı için. Ve şu anda 21 puanda topladığımızda eğer 3 mücadeleden de 3'er puanla ayrılmış olsa Samsunspor sonuçta hedefini yine tutturmuş oluyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu hafta biz Karşıyaka'ya gidiyoruz, yani İzmir'e gidiyoruz. Karşıyaka'yı oynayacağız. Karşıyaka hiç iyi durumda değil. Karşıyaka'yı yenebiliriz. Eğer Karşıyaka'yı yenersek bir galibiyet sonrası istifa edeyim, ben bu işin içinden çıkamayacağım derse Hüseyin Kalkar hiç şaşırmayalım. Öyle mi? Evet, bu iddiayı da rahatlıkla ortaya koyabiliyorum. Çünkü ardından Manisa Spor maçı var. Kendi sahamızda oynamamıza rağmen ben bu oyunda hiç ihtimal vermiyorum kazanacağımıza. Ve en son Kahramanmaraş maçı var galiba sonunda. Evet. Evet. Bakın, ligin dibindeki takımlardan biri Kahramanmaraş. Biz bu oyun düzenimizle gideriz Kahramanmaraş'ta da beklenmedik bir yenilgi de alabiliriz. Onun için o 30 puan hedefimiz tamamen suya düşmüş olur. Aklıma geçen sezon ligin son sıralarına demir atmış bazı takımların transfer sürecine doğru girilirken, sezon sonunda transfer sürecine doğru girilirken kendilerini gösterebilmek adına her ne kadar puan olarak iddiaları olmasa da farklı galibiyetlerle deplasmanlardan bile ayrıldıklarını biliyoruz yani. Ligin son sırasına demir bile atmış olsa. O yüzden şu anda Kahramanmaraş Spor'un bence durumunu göz önünde bulundurmayalım. Ligin son sırasında ve 7 puanla 19. sırada, bunu baz alarak bu maçtan kesinlikle 3 puan çıkartabiliriz. Biraz herhalde çok mu fazla kendimize güven olur? Bakın, bir Fethiye örneği var. Gitti Fenerbahçe'ye yandı. Eledi. Bırakın yenmeyi, eledi. Federasyon Kupası'nda eledi. Evet. Yani bu Fethiye şu anda 17. sırada yer alan bir takım. Demek ki futbolda, Türk futbolunda daha doğrusu neyin ne olacağı, nasıl netice alınacağı kolay kolay kestirilemiyor. Evet. Bu bir hastalık olmuş bizde. Bugün, bu hafta Bafa Spor'da aynı şeyi yaptı. Lider Tuzla Spor'u kendi sahasında yendi. Yani olmayacak bir şey yok. Şimdi biz Karşıyaka'ya gideceğiz. Ben Karşıyaka maçını alacağımıza inanıyorum. Ama yani Samsunspor'un biraz olsun iyi oynayabilecek hale gelmesi gerekiyor. Muhammed de Ege'nin uğruna çok inanıyor. İzmir'in. Özellikle İzmir'in. Bakın, İzmir'in daha doğrusu. Bu sezon yaptığımız çoğu maçlarda şans bizden yanaydı. Evet. Ya bunu unutmayalım. Tamam, futbolda şans faktörü çok önemlidir. Ve bu önemli şans faktörünü de lehimize çok kez çevirdik. Bir şanssızlığımız sanıyorum ligin başında ilk maçta oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında. Son saniyede bir gol yedik ve sağdan eli boş döndük. Evet, maalesef. Daha sonraki maçlarda yine son saniyelerde attığımız maçlar vardı. Mesela bir Trabzon, 1461 Trabzonspor maçında 1-0 yenildik. Son saniyede çok nefis bir gol attık ve en azından bir puanı kurtarmış olduk. Yani buna benzer şu anda hatırlayamayacağım bazı maçlarımız. Buca Spor maçı, Buca Spor'la deplasmanda oynanan maç, evet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor'u. Evet. Yani şans maç bu sezon Samsunspor'dan yanaydı. Ama Samsunspor şansı biraz daha zorlayıp iyi futbol oynamaya nedense kendini bir türlü yönlendiremiyor. Bunun nedenleri var. Bunun nedenleri biraz sonra işte sevgili başkanımız Emin Kar'la telefon bağlantısı kuracağız. Evet, arkadaşlarımız hazırlamaya çalışıyorlar. Sanıyorum Emin Kar da dile getirecektir. Samsunspor'da iki neden var bence. Ya futbolcularla teknik direktör Hüseyin Kalkar arasında bir uyumsuzluk var, birbirlerine tersler, veyahut da Samsunsporlu futbolculara Samsunsporlu futbolcuların alacakları ödenmedi. Alacakları. Ben öyle bir düşünce içerisindeyim. Şimdi o konu yani az önce bu denli olmamalı. Az önce ceza gündemde. Tabii ki ceza verilebilir, galibiyete primler verildiği gibi mağlubiyete de, böyle mağlubiyetlerde ceza uygulanmalı tabii ki. Ama şu bir gerçek, Samsunspor'da futbolcuların peşinatlarının hala ödenmediğini öğreniyoruz.
ekonomik hala peşinatların, transfer peşinatlarının ödenmediğini öğreniyoruz. Tabii ki burada ben Samsunsporlu futbolcuların hiçbir tanesinin, hepsi de karakterli. Gerçekten çok düzgün çocuklar hepsi. Hiçbir zaman paralarını alamadıkları için sorun yapmadılar. Buna çıkıp sahada iyi niyetli olarak mücadele ettiler. Bir maçta kötü oynadılar, öbür maçta iyi oynadılar. Daha diğer karşılaşmada vasat oynadılar ama hepsi iyi niyetli çocuklardı bunların ve öyle oynadılar. Şimdi her takım için inişli çıkışlı dönemler olabiliyor. Samsunspor iki maç üst üste kazandı sezon başında. Tavşanlı Lidyaspor'u mağlup etti. Fethiyespor'u mağlup etti. Evet. Daha sonra da sanıyorum 7-8 maçlık bir mağlup olmama, maç kaybetmeme serisi vardı Samsunspor'un. Mersin İdman Yurdu karşılaşmasına kadar. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Ancak bu durumlardan da Samsunspor'u birlik beraberliğin kurtaracağı kanaatindeyim ben. Samsunspor camiası çok büyük bir camia. Bu camia birlik beraberlik sayesinde olduğu sürece gerçekten toparlanması da çok kısa sürede olacak. Şu anda Samsunspor camiası Karşıyaka maçı öncesi tek vücut olma yolunda ilerliyor. Evet. Bu bir artı. Yani muhakkak çünkü bu da bir ikinci bir telafi şansı mı diyelim artık buna bilmiyorum hocam. Vallahi telafi şansı mı diyeceğiz, ne diyeceğiz bilemiyorum ama şimdi deplasmanda oynuyoruz tabii. Tabii. Samsunspor'un aldığı da 21 puan var, onu da göz ardı etmeyelim tabii bu arada. Ama hedef belirleyen bir takıma göre Samsunspor'u başarısız biz buluyoruz. Yani çünkü Samsunspor'dan çok şey bekliyorduk, şampiyonluk mücadelesi edecek bir takım oluşturduk diye lige başladık. Hani oluşturduk? Bugün kaçıncı sıradayız? 9. sıradayız, pardon. 8. sıradayız. Şu da bir gerçek evet. Ama 2 hafta önce de Samsunspor, 3 hafta önce de Ordu Spor'un 11 puan gerisindeydi. Şimdi de 11 puan gerisinde. Tabii ki avantaj kaybetti Samsunspor zirve mücadelesi açısından avantaj kaybettiğini, çok büyük avantaj kaybettiğini söyleyebiliriz. Bana göre de Samsunspor'un tekrar iddialı konuma gelmesi için 5 maçlık galibiyet serisi yakalaması gerekiyor. Bunu da isterseniz Sayın Başkanımız Emin Kar ile görüşelim. Şu anda sanırım arkadaşlarımız telefon bağlantısını gerçekleştirdiler. Evet, şu anda bağlantı gerçekleşti mi? Başkanım, iyi akşamlar diliyorum. Başkanım, iyi akşamlar. Başkanım, duyabiliyor musunuz? Sanırım az sonra bağlayacaklar herhalde. Küçük bir sorun yaşadık. Evet, 5 maçlık bir seriden Samsunspor'un tekrar bahsediyorum. İlk 2 için iddialı konuma gelmesinin yolu 5 maçlık galibiyet serisi yakalaması gerekiyor. Hı. Benim düşünceme göre. 5 maçı kazandıktan sonra ancak tekrar ilk 2 için iddialı konuma gelir. Ama şu anda Samsunspor ilk 6'nın, playoff'un en güçlü adaylarından bir tanesi olarak görüyorum ben. Çünkü Samsunspor'da bu kapasite var. Yeter ki birlik beraberlik bozulmasın diye düşünüyorum. Çünkü her takımın inişli çıkışlı dönemleri olacaktır. 3 maç peş peşe kazanacaksınız ama 2 maç kaybedeceğiniz dönemler de oluyor. Bugün dünyanın en iyi futbol takımları olarak adlandırılan Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United, Bayern Münih gibi ekipler de peş peşe maçlar kaybedebiliyorlar. Ama toparlandıkları zaman da sürekli galibiyet serisi yakalayabiliyorlar. Bunu telafi Samsunspor'un buna ihtiyacı var. Yalnız tabii ki hataları olacaktır. Futbolcu sahada hata yapacaktır. Ama kenar yönetimi de bu hatayı iyi değerlendirip oyuncuları daha iyi motive etmeli diye düşünüyorum. Yani kenarda bir şey mi var diyorsun? kenarda bir şey mi var derken şimdi Mersin İdman Yurdu yenilgisi tabii ki benim gözlemlediğim, benim gördüğüm ve kamuoyunun orada çok büyük çoğunluğunun özellikle oyuncu değişikliği konusunda Kalpar'a bayağı tepkiler vardı aslında. Kamuoyunun da büyük çoğunluğunun hemfikir olduğu bir durum yaşandı. Oyuncu değişiklikleri konusunda. Mesela kenarda Ahmet Burak Sorakel, Kaptan Adnan Güngör ve Arif Şahin gibi oyuncularınız varken maçın 60. dakikasında Musa Aydın'ı kenara alıyorsanız ve iyi oynayan bir Musa Aydın'ı kenara alıyorsanız oyuna sokacağınız oyuncu Adnan Güngör olmalı. Ya biraz 3-0'ın rehaveti vardı herhalde. Dinlenmeye mi çekti, ne yaptı? Ama 3-0 ama ikinci maç 3-2 oldu. 56-55 benim konuştuğum dönem, evet. Benim konuştuğum dönem 62. dakikada dedi, yanlış hatırlamıyorsam Musa Aydın'ın oyundan alınışı. Evet çok doğru, çok doğru. Yani, yanlış hatırlamıyorsam ama yerine bir Adnan'ın girmesini beklerken. Evet. Orada oyuna girecek oyuncu Adnan Güngör olmalıydı. Evet, bu arada Muhammed'ciğim özür diliyorum. Evet, telefon bağlantımız sanırım gerçekleşti.
Başkanım, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı olsun programımız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İlk programımızda ilk konuğumuzun siz olmasını çok istedik ve bizi de kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Yeniden hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım, ben hemen Avni Demir ve Muhammed Çavuşoğlu ile baş başa bırakmak istiyorum sizi. Mutlaka kendilerinin size yöneteceği bir iki soru olacaktır diye düşünüyorum. Avni Hocam. Sevgili Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Avni abicim. Biz de Samspor'u bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Nedir Samspor? Nasıl başladı? Ne durumdayız? Bir de sizi dinleyelim. Yani bizim yorumlarımız hep yapılıyor gibi. Biz yorum yapıyoruz da. Bir de işin evet. Başındaki kişi olarak sizi dinleyelim istedik. Şimdi Avni abi, tabii ki Fener 3 tane kongre getirdi. Ben birazcık önce vaktim var mı bilmiyorum ne kadar. Var, gayet konuşuyor. Yani ilk önce ben her kongrede şunu söylemiştim. 22 Temmuz'a unutmayalım, 22 Temmuz'u unutmayalım diye. Tabii ki onun üzerinden 17-18 ay geçti. Bugünlere kadar geldik. Tabii ki eleştirmek, eleştirilmek bunlar futbolun doğasında var. Aynen. Mutlaka insanlar eleştirecekler ki biz de oralardan faydalanacağız, en doğrusunu bulmaya çalışacağız. Ama bu eleştiriler artık inanılmaz derecelere vardığı zaman insanların, yani bunların ben Samsporluğundan hem Samsporluyum diyeceksin, hem ondan sonra da inanılmaz yalanlarla beraber eleştiri yapacaksın. Ben onlara karşıyım. Hani hemen buraya atladım. Son zamanlarda iki haftadır, daha doğrusu iki maçtır, bir haftada iki maç, Mersin maçı ve Ordu maçında alınan mağlubiyetlerden sonra inanılmaz bir hava oluştu. Yani sanki takım battı, gitti. Yani bilmiyorum, hiç top oynamıyoruz. Yani başımızdan inanılmaz bir, yani belki de 100 yılda bir gelecek. Bundan önce benim hatırladığım bir Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Galatasaray'ın 3-0 iken 4-3 bittiği bir maç vardı. Ben onu hatırlıyorum. Belki 2-0'dan 2-2, 3-2. Geçen Trabzonspor 2-0 galipken Gençler Birliği 3-2 galip geldi. Bizim de böyle bir 3-0 iken bir 5-4 gibi bir mağlubiyetimiz oldu. Hakikaten Ordu maçında görüldü ki bunun psikolojik üzerimizde, takımın üzerinde yarattığı psikolojik durumu atlatamadık. Bunda kimin hatası vardır? Benim hatam vardır, yönetimim vardır, hocanın vardır, futbolcularım vardır. Mutlaka bir yerde hata yapılmıştır. Ordu takımına da burada, Ordu Spor'da 8 maçın 7'sini deplasmanda galip gelmiş bir takım. İyi oynuyorlar. Tebrik ediyorum onları da. İyi müdafaa, iyi savunma yapıyorlar. İyi takım savunması yapıyorlar. Bizi de 1-0 yendiler. Şimdi gelelim asıl sorunumuza. Tabii ki bütün basın, sizler, herkesin çok normal olarak eleştirisine muhatap oluyoruz. Ama hani sadece Ordu maçında değil, bu daha önce de olmuştu. Yendiğimiz maçlardan sonra da Adana maçında galip geldik. Onu bir kişi eksik kalmamıza bağladılar. Olabilir, o da normal. Rakibin 1-0 eksik kalmasına bağladılar. Normaldir. Biz de Mersin'de bir kişi eksik kaldık, gol yedik. Yani bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Doğrudur. Herkesin dediği gibi katılıyorum. İki haftadır kötü oynuyoruz. Kötü mücadele ediyoruz. Sorumluluk almaktan kaçıyor bazı futbolcularımız. Bunların nedenlerini araştırıyoruz. Sabah 10'da gidiyoruz kulübe. Akşam 7'lere 8'lere kadar futbolcularla birebir konuşuyoruz. Toplu halde konuşuyoruz. Sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Yani benim söyleyeceklerim şu anda bunlar. Yani kötü oynuyoruz, doğrudur, ama bu demek değildir ki bu sezon sonuna kadar böyle gidecek. Yani bu takım 2 hafta önce, 3 hafta önce Hüseyin Hoca'ya şampiyon yap bizi diye seyirci tezahürat yaparken şimdi bir haftada kötü antrenör oldu. Bu futbolu hiç bilmiyor, takımı kuramıyor seviyelerine geldi. Bunları tabii ki üstümüze düşenleri biz bunlardan alıyoruz. Ama yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta pazartesi günü oynayacağımız bir Karşıyaka maçı. İnşallah oradan 3 puan alıp üzerimizdeki bu bulutları da dağıtmak istiyoruz. Evet. Peki sadece 2 haftaya bağlıyorsunuz başkanım. Yalnız ben sezon başından bu yana genelde biz pek iyi değiliz. Yani arzuladığımız futbolu oynamaktan uzaksam spor. Bana doğru, öyle görüyorum. Doğru,
Doğrudur Ramin abi. Biz zaman zaman iyi oynadık. Zaman zaman kötü oynadık. Fakat bu hakikaten bizim üzerimizde bu sene bir şanssızlık var. Şu açıdan şanssızlık. Oyun anlamında söylemiyorum. Sadece 3 haftadır bir tam kadro olarak sahaya çıkıyoruz. Bu hafta yine bir tane eksiğimiz. İyi bir oyuncumuz olan Musa Sinan'dan. Bunlar olacaklar sezonun içinde ama inanılmaz bir sakatlık geçirdik. Ekigo'dan hiç faydalanamadık. Hepimiz seyrediyoruz. Faydalanabildik mi sezon başından beri? Doğrudur. Maalesef. Adilovic tam oynamaya başladı. Denizli maçında sakatlandı. 4-5 maç ondan faydalanamadık. Yeni. Adnan'dan keza öyle. Musa'dan öyle. Burak Solaker'den öyle. Yani 7-8 tane üst üste sakatlığımız geldi ve bir tam kadro olarak şu 3 maçtır hemen hemen oynamaya çalışıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yani ama iyi oynadığımız maçlar da oynadı bizim. Oynadı. Hakikaten iyi oynadığımız maçlar oldu. Mesela Buca'da inanılmaz 3-4 tane gol kaçırdık. Evet. Ama Urfa'da iyi mücadele ettik. Son dakikalarda bir tane topumuz direkten döndü. Galip gelebilirdik. Burada Ankara Spor maçının ikinci yarısı bana göre sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Keza yine sezonun ilk maçı İstanbul Büyükşehir maçında iyi oynadık diye düşünüyorum. Ama zaman zaman da kötü oynuyoruz. Doğrudur. Senin yazılarınızı da okuyorum. Büyük bir zevkle de okuyorum. Ama kötü oynadığımız dönemlerde oluyor. Doğrudur. Ona söyleyecek de bir şey. Peki Sayın Başkan, iki hafta üst üste bir mağlubiyetler serisi oluştu. Tabii Samsunspor'un daha önceden de iki hafta peş peşe kazandığı maçlar da oldu. Peki bu futbolcu psikoloji açısından çok ağır bir travma. Ne gibi önlemler alıyorsunuz ve almayı düşünüyorsunuz bundan sonraki Karşıyaka maçına kadar olan süreçte? Aynen öyle. Yani her gün diyorum. Bugün siz de oradaydım. İdman'da gördünüz. İdman'dan sonra da konuşuyoruz. Arkadaşlara grup halinde konuşuyoruz. Tek tek konuşuyoruz. Hepsi en az bizim kadar üzülüyorlar. Bakın Mersin maçından sonra keşke orada olsaydınız. Yabancı futbolcu olması itibariyle Adilovic'in ağlamasını görseydiniz bize hak verirdiniz. Onlar da üzülüyorlar. Biz de üzülüyoruz. Herkes üzülüyor. Ama şunun da altını söylemeden, çizmeden geçemeyeceğim. Bakın burada Ordu Spor maçında 20. dakikada gol yedik. Tahmin ediyorum ya 20 ya 21. dakikada gol yedik. Ve bir dakika sonra inanılmaz bir tepki. Daha maçın bitmesine uzatmalarla beraber ilk yarıda 2 dakika, ikinci yarıda 3 dakika uzatmayla beraber 75 dakika daha vardı biz gol yedikten sonra. İnanılmaz bir tepki aldık. Ha bunun nedeni mutlaka Mersin maçında diye düşünüyorum. Mersin maçında alınan mağlubiyeti ama biz burada seyircimizle, arkamızda, taraftarımızla beraber çok maçı bize çevirdiler. Adana maçını onlarla beraber çevirdik. Gaziantep Büyükşehir maçını onlarla beraber çevirdik burada. Fethiye maçını onların inanılmaz desteğiyle kazandık. Ama bizim Ordu maçında bunun aynısını söyleyemeyeceğim. Yani 75 dakika daha var. 21. dakikada gol yiyoruz. 22. dakikada inanılmaz futbolcuların üzerinde bir baskı kuruyorlar. Yani bunu ben bu hafta hiç anlamış değilim. Hala da anlamıyorum. Yani niye böyle bir şey? Tamam maçın sonunda hep beraber protestomuzu yaparız. Ama bu belli bir şartlar için. Bakın bunun altını yine çiziyorum. Yalvardım, yakardım. Dedim ki lütfen sahaya bir şey atmayalım. Ceza almayalım. Bizim bunları ödeyecek. Bu haftaki bizim Ordu Spor maçındaki hasılatımız ne kadardı biliyor musun Muhammed? Lütfen buyurun başkan. Duydun mu? Yok bilmiyorum öğrendim. 28 bin lira. Yani eski parayla 28 milyar lira bize hasılat kaldı. Bunun 15-16 milyar lirası güvenliğe gidiyor. 4-5 milyar lirası yemeğe gidiyor falan. Bizim sadece hemen hemen kafa kafaya bilemedim 3-4 bin lira kulübe kalıyor. Biz şimdi 40 milyarın üzerinde ceza yedik şimdi. Yazık günah değil mi bu takıma yani? Bizlere yazık günah değil mi? Bu kadar uğraşıyoruz, bu kadar çaba sarf ediyoruz. Belki zamanı geliyor 1000 lira bulamıyoruz. Çok net söylüyorum. Zamanı geliyor mutfak parası olan 1000 lira bulamıyoruz. Biz içeride Ordu maçı oynuyoruz. Kardeş kulüp, bilmem ne kulüp diyoruz. 40 milyar liranın üzerinde ceza yiyoruz. Yani bize de yazık günah, bu takıma da yazık günah. Onun için iyi günde herkes var. Şimdi biz şampiyon olalım. Herkes bunu daha önceleri de yaşadık. Ben bu takımda iki tane şampiyonluk yaşamış bir arkadaşımız olarak iki tane şampiyonluk yaşadım ben. Herkes bizim yanımızdaydı. Ama küme düştüğümüz zaman
Bir tane de küme düşme yaşadım ben bu takımda. Hiç kimse yanımızda yoktu. Bunları anlatıyorum futbolcu arkadaşlarımıza. Biz şu anda birlik, beraberlik arkamızda, taraftarımız bizim en kötü günümüzde yanımızda olmadıktan sonra ben iyi günde ne yapayım öyle taraftar? İyi günde herkes var zaten. Evet. Önemli olan şu iki haftada kötü yaşadık. Bize moral lazım. Bize taraftar arkamızda olması lazım. Ben onlardan bunu rica ediyorum. Yani aslında Sayın Başkanım, bir taraftan da sanırım şunu söylemeye getiriyorsunuz. Yani Avni Hocam, yanlış mı düşünüyorum? Birçok taraftar ne zaman röportaj yapsak ya da dışarıda sohbet etsek, işte şehrin takıma sahip çıkması gerekiyor, işte iş adamlarının vesaire şunun bunun. Ama diğer taraftan taraftar bunu söylerken kendisi aslında bilerek ya da bilmeyerek ya da o anki psikolojiyle maddi açıdan çok büyük bir külfet olabiliyor takıma. Yani aynen öyle. Hem şehrin aynen takıma destek olmasını, yöneticilerin, iş adamlarının destek olmasını istiyor. Ama bir anlık bir gaflet maalesef ki Samsun Spor'a maddi açıdan büyük darbeler vurabiliyor. Yani bu konuda aynen da hassas olması gerekiyor taraftarların. Aynen öyle. Ben bunu bir senede dile getiriyorum. Bakın, bizim ceza verecek zaten 1 lira gelirimiz yok. Evet. Yani federasyonumuzda belli. Bunlar bir daha tekrar söylememe gerek yok. Hepsi bizim gelirlerimizin. Hepsi temlikli. Hepsi eski futbolculardan temlikli, eski yöneticilerden temlikli. Bunu yani herkes biliyor. Onun için rica ediyorum. Yani özellikle rica ediyorum ki sahaya bir şey atmayalım, sahaya girmeyelim, kötü tezahürattan kaçınalım. Ama ne yazık ki böyle şeyler başımıza geliyor. Yani deplasmanda da geliyor, sadece burada değil. Ya burada ben taraftarları suçlamıyorum. Onlar da bizim kadar üzülüyorlar. Onu da anlıyorum. Ama işin de bir de bu tarafı var. Yani diğer bir tarafı var. O da bizi çok dokunuyor, çok yaralıyor açıkçası. Evet. Bizim Türkiye'de iki senedir hakikaten bu Petite 1. Ligi'nde iki senedir Samspor taraftarı böyle çok özel bir taraftar olarak gösteriliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ne yazık ki böyle zaman zaman da böyle hatalar yapıyoruz yani. Sayın Başkanım, biz aslında çok daha uzun uzun konuşmayı isteriz ancak kısaca alalım Avni Hocam, çünkü buyurun. Bağlantılarımız olacak. Başkanım, önlem alma konusunda neler düşünüyorsunuz? Ne gibi önlemler alınabilir? Devre arasında transfer var mı? Avni abi, şimdi burada açık açık daha 3 maçımız var devre arasına kadar. Ben şunu alacağız, bunu yapacağız. Şimdi herkes diyor ki taraftar Abdülkadir istiyor. İşte taraftar onu, ben de istiyorum. Herkes istiyor, ben de istiyorum. Ama yani azıcık da böyle ne bileyim biraz daha gerçekleri de konuşmak lazım. Yani bizim kulübün durumumuz belli. Bizim nasıl ayakta durduğumuz belli. Bunu artık anlattığım zaman da bazı arkadaşlarımız diyor ki ağlama duvarı, ağlıyor. Başkan bu kadar ağlar mı bilmem ne. Yani onları çok gale almıyorum ama hakikaten o kadar zor değil, yani o kadar kolay değil. Bakın, İstanbul Büyükşehir bizim istediğimiz bir tane futbolcuyu 1 trilyon 300 milyar liraya aldı. Biz 1 trilyon 300 milyar lira daha bugüne kadar futbolculara para ödemedik. 30 tane futbolcuya. Çok net söylüyorum. Mehmet Battal'ı biz de istedik. 1 trilyon 300 milyar liraya gitti oraya. Biz daha bugüne kadar futbolcularımıza bu parayı ödemedik. Onun için bu kadar kolay değil bu transfer işleri. Mutlaka ben de istiyorum. Ben de istiyorum ki alalım. Ankara Spor takımı 25 tane oyuncu aldı. İşte konuşuyor bazı arkadaşlar. 8 trilyon liraya kurulmuş. Ya yapmayın Allah aşkına. En ucuz oynadıkları 500 bin lira, 500 milyar lira, 550 milyar liraya oynuyorlar. Yani bunlar tabii ki bizi, beni aşan konular. Onlar başka takımlar ama bizim takımı karalamak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunları çok da aldırış etmiyorum açıkçası. Ben bildiğim yolda bu kulübü zarara uğratmadan, çok net söylüyorum, bir yasını ziyan etmeden doğru dürüst yönetmeye çalışıyoruz. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber. Onun için 3 maçımız daha var. 2 tane deplasman oynayacağız. Şimdi Karşıyaka'ya gidiyoruz. İçeride Manisa, dışarıda Kahramanmaraş oynayacağız. İkinci yarının ilk maçı da İstanbul Büyükşehir oynayacağız. Onun için bu, ama ilk başta 3 maçı oynadıktan sonra hocamızla beraber otururuz, değerlendiririz. Nerede eksiğimiz var, nerede gidecek oyuncu var mı, kalacaklar kimler? Onlara tahmin ediyorum Karşıyaka maçından sonra daha net bir karar verebiliriz diye
düşünüyorum. İzlettiğimiz oyuncular var. Doğrudur. Bu senelerdir yapılıyor Samspor'da. Ben başkan olmadan önce de vardı. Benim zamanımda devam ettiriyoruz. Yurt içinde var, yurt dışında var. Futbolcular seyretiyoruz. Elimizde bir futbolcu portreyimiz var. Ama alabildiklerimiz var, alamadıklarımız var maddi olarak. Hepsine karar veriyoruz. Çünkü yani siz de az çok görüyorsunuz. Günümün büyük bir bölümünü kulüpte geçiriyorum. Hep bunlarla oturup orada muhabbet etmiyoruz. Tamamen takıma yönelik ne yapabiliriz? Nasıl önlemler alabiliriz? Avni abi soruya gelince yani nasıl önlemler alabiliriz? Mutlaka bu takımın birkaç tane takviye ihtiyacı var. Ben de biliyorum ama işte bir tarafına geldiği zaman nasıl olacak onu da zaman gelince inşallah göreceğiz. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bize de vakit ayırdınız. Ben umut ediyoruz ki önümüzdeki hafta mücadelesi sizinle bir sonraki hafta çok daha güzel, daha eğlenceli bir sohbet etmeyi diliyoruz. İnşallah. En azından biz hep şunu söyleriz. 3 puanlık bir program. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Deplasman mücadelesinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, ben arkadaşlarımla reklama kadar ne kadar vaktimiz kaldığını sormak istiyorum. Ona göre. Bu arada isterseniz kısaca şöyle hemen bir yorumlayalım. Samspor'un başkanı olmak, Samspor'da yönetici olmak, teknik direktör olmak veya teknik kadroda yer almak ve oynamak oldukça sorumluluk isteyen bir iş. Kolay değil. Sayın Başkan'a hak vermiyor da değil. Yani. Tabii en büyük sorunlardan biri iş maddiyata dayanıyor. Evet. Bakın bugün Türkiye'de büyük şehirlerde dikkat ederseniz artık Süper Lig'de oynayan takım kalmadı. Hani bir Kocaeli Spor vardı bir zamanlar, hatırlıyor musunuz? Tabii ki. Bugün nerede biliyor musunuz? Üçüncülükte mücadele ediyor. Değil mi? Evet. Amatörde. Üçüncülükte galiba. Üçüncülükte olması lazım. Evet. Bir Adana'daki takımlara bakın. Bu arada çok özür dilerim. Devam edeceğiz ama ben arkadaşlarımdan Bursa Taraftarlar Grubu'ndan Durmuş Çalışkan ile bağlantıya geçmelerini rica edeceğim. Çünkü reklama kadar kendisiyle de görüşelim. Onlardan devam edeceğiz. Buyur hocam. Adana Demirspor, Adana Spor. Süper Lig'deydi. Yani eskiden birincilikte. İzmir takımlarına bakın. İzmir Spor. Göztepe, evet. Altay, Karşıyaka. Hani bunlar? Sarıyer, Bakırköy. O yani İzmir'de olarak değil yani diğer takımlar. Çok Zeytinburnu öyle eskiler evet, falan. Kocaeli Türkiye'nin sanayi merkezi. Yani sanayinin kalbinin attığı bir yer. Bütün Türkiye'nin önde gelen paralılarının bulunduğu bir yer. Bir takımına sahip çıkamadı. Evet. İzmir, Adana ne bileyim çoğu yerler çıkamadı. Sadece bir yer çıkabildi biliyor musunuz? Şu anda çıkabilen bir Kayseri var. Kayseri ve Erciyes. İki tane Süper Lig'de takımı var Kayseri'nin. Kayseri'nin dışındaki illerde maalesef takımlarına sahip çıkan ilk adamları yok. Samsun'da da aynı. Bakın bugün Samsun'da üzülerek belirtmek istiyorum. Sayın Başkan da bir gün konuştu. İsim de vermek istemiyorum. 3 kişi yardım yapıyor. Ya 3 kişiyle nereye varabilirsin? Evet. Yani 3 kişi bir kentin yükünü niye çeksin? Samsun'dan kazanan, dünya kadar Samsun dışından gelip Samsun'da kazanan büyük kuruluşlarımız var. Nerede bunlar? Hiç kimse Samsun'a bir kuruş para vermiyor. Hiç kimse de sormuyor. Ve böyle olunca birkaç kişinin sırtına yükleniliyor. Bu işi götürmeye çalışıyorsun. Ama bir yerde onlar da haklı. Hani bir yere kadar diyecekler. Bir yerde. Evet. Başka şey olacak hali yok. Yani Samsun'da o gerçekten sahipsiz bırakılan iller arasında kaldı. Ve nitekim Samspor da bugün işte bulunduğu yer PTT Ligi. Evet, maalesef. Geçmişte bakın kulüplerin artık bir gelirleri var. Bugün Süper Lig'de oynayanlar en azından maçlarla ilgili televizyonlar, Lig TV'den para alıyorlar. Toto'dan alıyorlar, bilmem şuradan alıyorlar, bundan alıyorlar. Bakın Samspor kurulalı 65 yani evet, çok 8 uzun yıl önce. Evet. Kurulduğu günleri de hatırlıyorum. Daha gençlik yıllarımızda, gençliğe geçiş dönemimiz diyebilirim. Ve o dönemin insanları kimseden yardım almadan sadece bu kentin, ki Samsun o zamanlar 35-40 bin nüfusu olduğu bir dönemlerde, Samsun iş adamlarından katkı sağlayabiliyordu. Evet, bugün hocam, maalesef hiç kimse katkı vermiyor. Onun için yani Samsun'da o konuya da değineceğiz. Yönetici olmak ateşten gömlek. Evet, orada katılıyorum size. Evet, şimdi
Bursa'ya uzanacağız. Bursa Samsun Spor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Durmuş Çalışkan şu anda telefonun diğer ucunda. Durmuş Çalışkan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Murat Bey? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Çok uzun yıllar önce görüşmüştük sizinle. Yine bir spor aksiyon programı ile çekimler yapmıştık Bursa'da ve kardeşiniz Recep Çalışkan'la birlikte. Biraz o günleri de şöyle şu anda sizinle konuşurken biraz yad ediyorum o güzel Bursa maceralarımızı. Evet, Bursa'dan Samsun Spor nasıl görünüyor diye sorsam. Öncelikle Avni Bey'e, Muhammed Bey'e hayırlı akşamlar diliyorum. Programımızın inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi Bursa'dan Samsun Spor nasıl gözüküyor? Bursa'dan Samsun Spor, yani siz nasıl görüyorsanız biz de öyle görüyoruz. Yani içimiz, gönlümüz istiyor yani çok güzel görmek ama yani bakıyoruz da son haftalarda takımın üzerinde bir kara bulutlar dolaşıyor. Evet. Yani bir olumsuz bir hava var ama yani başkanımız az önce yani hiçbir şey yokmuş gibi lanse etti ama gerçekten takımın içinde bir sıkıntı var. Artık futbolcularımızda hocaya karşı yani bir şey mi var yoksa anlamış değiliz yani. İki maçtır özellikle bu son maç bizi gayet çok ciddi bir şekilde üzdü. Önceki maçta bir 20-25 dakikalık futbolumuz var. Öne geçtik. İkinci yarı talihsiz bir şekilde işte arka arkaya gelen gollerle mağlup olduk ama yani bu haftaki Ordu maçında da hiç futbol oynamadık. Ben futbolcularımızı da buradan kesinlikle yani kınıyorum yani. Samsunspor forması kesinlikle ucuz değil. Orada maçtan önce Ordu maçında bir koreografi açıldı. Muzaffer Balaloğlu işte o formayı giyerken o abimiz işte Malatya deplasmanına giderken trafik kazasında şehit oldu. Yani bizim formamız çok kutsal bir forma. Herkese nasip olmaz. Yani kesinlikle futbolcu kardeşlerimizden benim isteğim yani bir an önce toparlansınlar. Özellikle bu ilk maçtan başlayarak bir çıkışa geçsinler. Artık bizim de sabrımız kalmadı. Artı bir de yönetimimizden, başkanımızdan kesinlikle bir yaptırım bekliyoruz yani Samsunspor futbol takımına. Bu kadro dışı olabilir, oynamayan topçular olabilir, huzursuzluk yaratan topçumuz olabilir. Yani Samsunspor'da şu anda bir şeyler var, bir olumsuz bir şey gidiyor. Tabii orası aşikar. Hocaya karşı bir şey var ama bilemiyoruz yani, anlayamadık biz buradan. Evet, karşı yakın mücadelesinde yerinizi alacak mısınız? İnşallah. Siz genellikle seversiniz o tarafları çünkü biliyorum. Maç günü de pazartesi akşam biraz saat itibarından da gün itibarından da bir aksi bir gün. Evet maalesef. Pazar olsa kesin girecektik maça ama yani genel bir düşüncemiz var. Evet, sormak istediğiniz, yönetmek istediğiniz bir soru var mı? Avni Hocam ya da Muhammed. Evet, Durmuş Bey'e teşekkür ederim. Gerçekten Bursa'dan çok sayıda taraftar Denizli olsun, İzmir olsun, ne bileyim evet. Bolu olsun ne ve o yörelerdeki tüm maçlarımıza katılıyorlar. Güzide gruplarımızdan bir tanesidir. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Avni Hocam biz Bursa Samsun Spor Taraftarlar Derneği olarak evet. Bütün deplasmanlara gitmeye çalışıyoruz. Evet. Ve sık sık da görüyoruz kendilerini evet. Deplasmana evet. Gittik. Evet, anne hocama bir sorum olacak benim Murat Bey. Şimdi hocam Samsun Spor'un bundan sonraki süreçte neler bekliyor sizce? Bakın yani üzülerek belirtmek istiyorum ki Samsun Spor'un geleceği konusunda biraz endişelerim var. Bakın iyi bir transfer de yapabilecek imkanların bulunmadığı gerçeği de var. Yani devre arası biraz önce Sayın Başkanımızı dinledik. O da sıkıntılar içerisinde. Ne yapacağını bilemez durumda. Çünkü bu işler bedava olmuyor. Parayla oluyor. Samsun'da bu parayı da temin etmek oldukça da zor oluyor. Yani Samsun'da Türkiye'nin sahipsiz takımları arasında ne yazık ki yerini alıyor. Onun için yani imkanlar ne getirir, ne yapılır bilemiyorum ama öncelikle tabii ki bu devrenin ilk yarısı nerede bitiyor ona bir bakacağız. Evet. Eğer 30 puan da biterse belki insafa gelir bazı iş adamlarımız da birkaç kuruş Samsunspor'a katkı sağlarlar diye düşünüyorum. Evet. Tabii zaman gösterecek bunu. Ama Samsunspor ilk 6 şansı var. Yok değil. Hatta zirve şansı bile var. Yani işin gerçeğine baktığımız zaman matematiksel olarak baktığımızda bu imkan var. Evet. Ama bu imkanı elde edebilmenin yolu da iyi oyun. Hocam
yaklaşık 30 saniye sonra reklama gireceğiz. Evet. İstersen... Yani kısacası iyi oyun, Samspor iyi oynayabilirse ikinci yarı, kendini toparlayabilirse ve iyi neticeler elde ederse Samspor iyi yere gelir. Ama endişelerim var. Üzülerek belirtmek istiyorum. Evet, Durmuş Çalışkan. İyi akşamlar diliyorum ben size. Yeniden programımıza katıldınız, renk de kattınız. Bize bu imkanı sağladığınız için Spor Aksiyon'dan hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Belki burada, belki Bursa'da ama bir şekilde bir yerde görüşmek dileğiyle. Bursa'ya selamlar. İnşallah, inşallah. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür. Evet, kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından PTT birincilik dosyasına geçiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye, Manisa Spor, Fethiye Spor kanadından röportajlarımız olacak. Daha doğrusu telefon bağlantılarımız olacak. Ve birincilik dosyasına doğru reklamların ardından geçmiş bulunacağız. Gözünüz bizde olsun.